Evet, ben öncelikle herkese bir günaydın demek istiyorum. Çok güzel bir kurs olduğunu duyuyorum asistan arkadaşlardan. Pazartesi günü ben de izledim. Çok verimli, güzel, pratiğe yönelik bir kurstu. Ben size SARS-CoV-2 antikor testlerinden söz edeceğim. Geçen gün, bir iki gün önce daha doğrusu, böyle bir karikatür geldi. Benim çok hoşuma gitti. Çok anlamsız videolar gönderiliyor, çok anlamsız deklarasyonlar yapılıyor. Oralarda bir akıl sağlığımızı korumamız gerekiyor. SARS-CoV-2 mikrobiyolojik tanısına baktığımızda direkt tanı yöntemlerini, zaten RNA ve moleküler yöntemler epey bir incelendi. Kenan da SARS-CoV-2 antijenleriyle ilgili bilgi verecek. Ben de antikor testlerini indirekt tanı yöntemi olarak anlatmak istiyorum. Evet, SARS-CoV-2 antikor testlerinde IgM bakılıyor, IgA bakılıyor, IgG bakılıyor ve total antikor IgM, IgG, belki biraz daha IgA da içinde olmak üzere bakılıyor. Burçin de söyledi, kullanılan antijenler nükleokapsit antijenleri ve spike proteinleri. Spike proteinlerinde S1, S2 ve özellikle reseptör bağlayıcı bölüm bu protein kullanılıyor. Bunlar rekombinant antijenler. Onun için güvenlik düzeyi, biyogüvenlik düzeyi 2 laboratuvarlarında bu testleri rahatlıkla yapabiliyoruz. S1 bölümü insan ACE2, onu biliyoruz zaten. ACE2 reseptörüne bağlanıyor. Bunun özellikle reseptör bağlayan bölgesi önemli. Bu reseptör bağlayan bölgesi nötralizasyon için hedef bölge. Buna karşı gelişen antikorlarda virüsü nötralize edebilecek antikorlardır. Evet, kullanılan antijenlere baktığımızda spike proteinlerinin daha özgül olduğunu görüyoruz. Nükleokapsid proteinlerinin ise daha duyarlı olduğu söyleniyor. Ama bunların kanıtları, Burçin'in de söylediği gibi, çok iyi tanımlanmış çalışmalardan çıkmamış, daha çok rutinde çıkan şeylerde, araştırmalarda gidiyor. Evet, SARS-CoV-2'nin bir sorunu var. Daha önce karşılaştığımız mevsimsel koronavirüslerle bir çapraz reaksiyon veriyor. Bunu araştırmalarda, çalışmalarda baktığımızda düşük düzeyde de olsa yalancı pozitifliğine neden olduğunu görüyoruz. SARS koronavirüsle baktığımızda özellikle nükleo proteininin %90 amino asit benzerliği olduğunu görüyoruz. S proteini %75, MERS-CoV'de ise bu amino asit benzerliği daha düşük. Fakat SARS-CoV-2 toplumda görünmediği için bunun çok büyük bir sorun olmadığını görüyoruz. Kullanılan yöntemler, bir böyle piyasada bir ton test var. Bunların genellikle özellikle satışa sunulan eczanelerde satılan testler. Bunlar lateral flow testleri, immünokromatografik testler deniyor, hızlı testler deniyor, flow testler, kart testler deniyor. Bunlar bir yöntem. Diğeri de enzim immünoassay, ELISA. CLIA, yani chemiluminescence immunoassay ve mikropartikül chemiluminescence immunoassay gibi ve biraz önce de söylediğim gibi testler biyogüvenlik iki laboratuvarlarında rahatlıkla çalışılıyor. Slaytı Burçin de gösterdi. Nükleoprotein özellikle şuradan bakarsak saptanabilir düzeye çıkıyor ve pik yaptığı dönem 10. gün. Nükleoprotein daha sonra kayboluyor, antine proteinleri. Total IgG ve S proteinleri, total IgG ve S proteinleri ise yaklaşık 15. günde pik değerine ulaşıyor. Saptanabilir düzeyler şuradan başlıyor fakat düşük düzeyde olup daha sonra yükseliyor.
Seroepidemiyolojik çalışmalar için S proteinin daha uygun olduğunu görüyoruz. S protein N proteinine göre daha özgül. Özellikle S1 tipi. Antikor testleri için duyarlılık %95 veya özgürlük ise %98'in üstünde olmalı diye bu çalışma. Şurada isim bende kayboldu. Pardon. Caruana ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada bu bir literatür taraması. Tüm çalışmaları derleyip ondan bir çıkarsama yapmış. Biraz önce söylediğim şeylerde onun bir yorumu şeklinde gidiyor. Şimdi bu tabloyu biliyoruz zaten. Eğer hiçbir test pozitif değilse, negatifse karşılaşma yok diye değerlendiriyoruz. Eğer semptomumuz büyük olasılıkla var, PCR pozitif, IgM pozitif olabilir. S proteini IgG pozitifliği görülebilir. N proteininin IgG'sinde pozitiflik varsa akut enfeksiyon olarak yorumlanıyor. Eğer semptom varsa PCR negatifse ve IgM, IgG testleri S proteinine, N proteine karşı geçirilmiş IgG testleri pozitifse yakın dönemde geçirilmiş enfeksiyon olarak değerlendiriliyor. S proteininin pozitifliği bir eski enfeksiyonu gösteriyor. N protein pozitif olabilir IgG'si ya da negatif olabilir. Çünkü onun IgG'si daha erken dönemde düşüyor. İmünotestler de lateral flow testleri, duyarlılığı düşük testler. Örneğin bir çalışmada prozon nedeniyle yalancı negatiflik bile görülmüş. Sulandırımdan sonra pozitifliği saptanmış. ELISA ve CLIA'lar duyarlılıkları daha iyi. Bunların pratik olarak kullanımı da çok kolay. Çok sayıda örneği daha az manipülasyonla çalışılıyor. CLIA testlerine örnek Roche, Abbott ve DiaSorin kitleri. Şimdi bu pandemi döneminde bu testler çok hızlı tasarlandı ve bunlar acil onay aldı. Hem NAT testleri hem antikor testleri bu grupta. Yalancı pozitiflikleri ve yalancı negatifleri hala ciddi sorun. Mesela antikor testlerinden Şubat ayında CE, hani FDA onayı değil ama CE onayına başvuran ve CE belgesi alanlar oldu. Zamanla yarışıldığı için testlerin validasyonları referans laboratuvarları gibi kurumlarda merkezi yapılmalı. Yani validasyon yapılması bir merkezi kurum, bir referans laboratuvarı tarafından yapılmalı diye önermişler. Bu performans değerlendirilmeli ve rutin çalışan tüm laboratuvarlara da bu bilgi aktarılmalı. Bu çok önemli. Romatoid faktör pozitifliğinde IgM pozitifliği görülebilir. Özellikle 70 internasyonel ünitenin üzerinde bir romatoid faktör pozitifliği varsa bu mümkündür diye görüyoruz. Bir başka Ağustos'ta yayınlanan çalışmada Euroimmün'ün IgA ve IgG'yi IgG kitlerini değerlendirmişler. Bu testleri biz semi-kantitatif değerlendirebiliyoruz. İndeks değerlerine göre semi-kantitatif olarak değerlendirebiliyoruz. Burada kullanılan S1 proteini. Burada PCR negatif diğer hastalıkları olan 70 hasta örneği ve 2019 başı yani Ocak-Şubat ayında alınmış 16 serum örneği toplam 82 negatif kontrol diyebileceğimiz örnek. Multiplex PCR örneklerinde mevsimsel koronavirüsler saptanmış 28 olgunun serum örneği. PCR pozitif 64 olguya ait 82 örnek. Fakat burada dikkat çekici şey 0. ve 49. gün PCR sonrası alınmış. Negatif olgularda IgA uyumunun %88,4, IgG'sinin ise %97,7 olduğunu görmüşler. Aslında bu Euroimmün IgA'ya baktığımızda
Yalancı ve pozitiflik olan durumları zaten firma kendisi de şeyinde, prospektüsünde açıklıyor. Epstein-Barr virüs akut enfeksiyonu, otoantikorlar, romatoid faktör, influenza aşısına karşı antikorlar yine çapraz reaksiyon veriliyor. Küçük bir grupta bakteriyel pnömonide yalancı pozitiflik veriyor. Yani o düşüklük ona bağlı. PCR pozitif olgularda uyum da 0-49 gün arasında baktığımızda IgA'da %82,9 IgA'yı erken dönem antikor yanıtı olarak zaten piyasaya sürdüler. IgG ise 67,1 olarak görülüyor. Bu o sıfırıncı günden başlayan serum örnekleri olduğu için diye düşünüyorum. IgA eğer PCR sonrası 5. günden sonra bakılırsa 90,5'a çıkıyor duyarlılığı ve IgG'de %100 oluyor. Evet, Jaskelainen'in birçok testi karşılaştırdığı Ağustos'ta yayınlanan bir çalışması var. Burada Abbott Euroimmün, IgG, IgA, Liaison, IgG ve bazı flow testleri kullanılmış. Bunları kalitatif olarak değerlendirmişler ve Abbott'a baktığımızda nükleokapsit proteinine, Euroimmün'e baktığımızda S1 protein antijenine pardon proteinine ya da Liaison'a baktığımızda yine S1-S2 antijenini kullandığını görüyoruz. Bunun dışında bizim karşılaştığımız ve kullanımda olan Siemens'i yanlış yazmışım. Roche Elecsys kiti var. Bu total antikor bakıyor. Daha çok IgM artı IgG diyebiliriz. Nükleokapsit antijenine karşı. Siemens SARS-CoV-2 IgG kantitatif olarak bakıyor ve total antikor bakıyor. Bu reseptör bağlayıcı bölgeye kullanıyor antijen olarak. Euroimmün'ün nükleokapsit proteinine ne karşı oluşan antikorları saptadığı bir ayrı kiti daha var. Bizim deneyimimizde TÜRKLAB lateral flow testi. Bunu Mart ayından beri özellikle plazma donörlerinde kullanıyoruz. Bu kitlerde piyasada mevcut. Bir başka çalışmada 167 örnek yani COVID-19 ön tanısı ve tarama amacıyla gelmiş ve PCR sonucu olan 167 örnek değerlendirilmiş. 15 örnek PCR ve klinik pozitif, serum örneği de PCR sonrası 13. günden sonra alınmış. 152 örnek PCR negatif, serum örneği 134'ünde PCR testi günü alınmış, 18'i PCR sonrası 1,48 gün içerisinde alınmış. Abbott, Liaison, Elecsys, Roche kiti kullanılmış. Bunun dışında bir de bir ELISA kiti. Özellikle bu ELISA kitinin performansını göstermek için yapılan bir çalışma. Değişik proteinleri ve antikorları saptamaya yönelik kitler. Burada sürelerini görüyoruz. Özellikle CLIA testlerinin Roche kitinin 18 dakikaya kadar düşük sonuç verme süresini görüyoruz. Bu testleri, bu şeylerin, kitlerin en kısa zamanda acil onay aldığını görüyoruz ve bu onay alma süreleri Mart ve Nisan ayında bir tanesi de Mayıs ayında tamamlanmış. Şimdi negatifleri değerlendirmek için bu çalışmada salgında yetişkin fakat asemptomatik olan 40 olgu, salgın öncesi negatif beklenen yetişkinlerden 100 örnek, salgın öncesi negatif beklenen pediatrik gruptan 39 örnek alınmış ve bunların sonuçlarının iyi olduğunu görüyoruz. Sadece yetişkin asemptomatik gruptan bir tane IgG pozitifliği saptanmış.
Bu çalışmada uyumlara da bakılmış, testler arası uyumlara bakılmış. Testler arası uyumlar kötü değil. Burada mesela liyazonla Roche kitinin değerlendirilmesinde farklı antijenlerin kullanılması belki biraz daha düşük bir uyuma neden olmuş. Şuraya da hangi antijenleri kullandığını yazdım. PCR pozitifliği sonrası 13. günden sonra alınan PCR antikor testlerinin uyumuna baktığımızda bunlar %90 uyum göstermişler çalışılan kitlerde. Araştırmacılar tüm immünotestler epidemiolojik seroprevalans çalışmalarında yararlı olacaktır diye yazmışlar. Hiçbiri erken tanı akut infeksiyonda yararlı değil. Otomatize random access her zaman örnek yüklenebilir sistemlerin ELISA'ya avantajları olduğundan söz etmişler. Çünkü daha hızlı sonuç veren, hemen çalışılabilir, kalibrasyon kalitesi iyi, daha çok örnek ve aletin başında durmama kolaylığı nedeniyle. Tabii viral nötralizasyon testlerini de hemen hatırlatmışlar. Bunlar çok önemli testler, kıymetli testler. Ama ne yazık ki 3-5 günde sonuçlandığı için pratik kullanımda sıkıntısı var diye bildirmişler. Yaskelainen'in çalışmasına tekrar geri dönersek, bunlar nötralizasyon testleriyle bu testlerin özgürlük ve duyarlılıklarını görüyoruz. Bu testlere baktığımızda özellikle lateral flow testleri ve liyazon SARS-CoV-2 IgG'nin duyarlılığının düşük olduğunu görüyoruz nötralizasyon testleriyle. Diğerlerinde de şeyler, özgürlükler böyle. Burada karşılaştırmalar sistemleri, testleri. Mesela Abbott IgG'nin uyumunun oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Liyazon kantitatif sonuç veriyor bu arada, onu söylemeyi unuttum. Euroimmün IgG, ikisi de IgG, bunların karşılaştırmasının uyumunun iyi olduğunu görüyoruz. Euroimmün IgA içeren testlerde liyazon karşılaştırması dışında bu eğrinin biraz daha basık olduğunu görüyoruz. Bu yayın Eylül ayında çıktı. İzlanda'da 1797 SARS-CoV-2 sonrası iyileşmiş olguda %91,1 antikor pozitifliği bulunmuş. Biraz önce arkadaşımızın sorusuna da belki bu yanıt, %9'da antikor pozitifliği bulunmamış. 4 ay sürecinde izlenmiş bu SARS-CoV-2 iyileşme dönemlerinde ve ilk 2 ayda düzeylerin yükseldiğini, daha sonra plato yaptığını, fakat bu 4 ay içerisinde antikorların kaybolmadığını göstermişler. Bu arada 4.222 kişi karantinaya alınmış kişiden %2,3'ü antikor pozitif çıkmış. Bir seroprevalans çalışması sonucu da 23.452 kişide binde 3 antikor pozitifliği saptanmış. İTSA, yani enfeksiyon hastalıkları Amerika derneğinde ki rehbere baktığımızda burada bir antikor testlerini total olarak değerlendirmişler. Birinci haftada, semptom sonrası birinci haftada IgA pozitifliği saptanabilir durumda görünüyor yapılan çalışmalarda. Daha sonra tüm antikorlar yükseliyor ve üçüncü haftada IgM, IgG, IgA ve total antikorların iyi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Yani bu 3 hafta bakılabilecek en uygun zaman gibi görünüyor.
İlgen ve İGG testlerine Pan-Amerikan Sağlık Organizasyonu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün beraber çıkarttıkları rehberde şimdiye kadar olan verilere göre baktığımızda nozofaringeal sürüntüde RNA saptanmasının düştüğü bir dönemde IgM oluşmaya başlıyor. Fakat şeyde balgamda RNA daha uzun sürüyor. Bu dönemde IgM yükseliyor ve IgM daha sonra bir ay kadar sonra kaybolmaya başlıyor. IgG ise yine aynı dönemde oluşmaya başlayıp uzun süre pozitif olarak devam ediyor. Nötralizasyon testlerinden söz ediyoruz çünkü antikorların fonksiyonları arasında en önemli fonksiyonu virüsün ve toksinin nötralizasyonu. Bir yapılan çalışmada değişik proteinlere karşı nötralizasyon testlerinin uyumu bakılmış. 1 bölü 100 serum dilisyonu ile yapılan bu çalışma, iki çalışmada iki farklı protein değerlendirilmiş. Bir S proteini, bir de reseptör bağlayıcı bölgeye karşı oluşan antikorların RDB proteini. Bu uyumun varlığını göstermişler. Yaskelainen'in çalışmasına tekrar geri dönersek, Abbott, bunlar mikronötralizasyon testiyle yapılan karşılaştırmalar. Abbott, IgG'nin duyarlılığının %80,5, özgürlüğünün %95,1 olduğunu, Euroimmun IgA'nın duyarlılığının %87,8 ancak özgürlüğünün biraz önce söylediğim nedenlerde daha düşük olduğunu göstermişler. Bu onunla uyumu anlamda. Euroimmün IgG duyarlılık %70,7, özgürlük %86,6. IgG kantitatif sonuç veriyor. Duyarlılık oldukça düşük, özgürlük biraz daha iyi. Ve nötralizasyon testlerinin semptom sonrası dönemde giderek arttığını göstermişler. Bu çalışmada şöyle bir sonuca varmışlar. Eğer bir antikor testi çalışıyorsanız, bunu başka bir antikor testi ve özellikle farklı bir proteine yönelik antikorları saptayan farklı bir sistemle, yani iki sistemle çalışabilirsiniz önerisini getirmişler. Nötralizasyon testlerini bir hatırlayalım. Serum dilisyonları yapılıyor ve mikroplaklar virüs ekleniyor. Belli bir süre enkübasyondan sonra hücre kültürüne ekiliyor. Hücre kültüründe enkübe edildikten sonra süpernatan atılıyor. Uzun enkübasyon sonrasında da hücreler fikse ediliyor, boyanıyor, değerlendiriliyor. Nasıl değerlendiriliyor? Sitopatik etkilerine bakılarak değerlendiriliyor. Şimdi nötralizasyon testleri çok kıymetli. Bunlar fonksiyonel, virüsü nötralize etme yeteneği olan antikorları üstelik titrimetrik olarak gösteriyorlar. Nötralizan antikorlar diğer koronavirüslerde bakıldığında SARS'ta 2 yıl pozitif kaldı. Mevsimsel koronavirüs 229E'de 1 yıl kaldığı gösterilmiş. SARS-CoV-2 ile çalışmalar halen sürüyor. COVID-19 enfeksiyonunda 19. günden sonra saptandığı bildirilmiş. Tabii reenfeksiyon, Burçin de söyledi, reenfeksiyon açısından bunlar çok önemli. Diğer koronavirüslerin enfeksiyonlarına bakarsak, enfeksiyonu daha çok hafif asemptomatik geçiren olgularda reenfeksiyon olduğunu görüyoruz. Nötralizasyon testleri için biyogüvenlik düzeyi 3 laboratuvarı gerekiyor. Test süresi uzun, onun için rutin tanıda zor kullanılıyor. Bu güvenlik düzeyinin bu kadar yüksek olmasını aşmak için SARS-CoV-2'nin S proteininin zararsız virüslere, virüs benzeri partiküllere
yerleştirilmesi, yani pseudonötralizasyon testleri konusunda çalışmalar var. Böyle testler dizayn edilmeye başlandı ve daha az test çalışma durumundayız. Evet, bu soruları Burçin de sordu. Bunlar hala çok yanıtlanmamış konular. Antikor yanıtı ciddi, hafif geçirenlerde değişiyor mu? Asemptomatiklerde nasıl bu yanıt? Ne kadar sürüyor? Hangi değişik proteinlere karşı oluşan antikorlarda farklılık var mı? Burada nötralizasyon antikor yanıtı nasıl? Oluşan antikorlar reenfeksiyonda nasıl koruma sağlıyor, ne kadar sürüyor ve özellikle geliştirilecek aşı ile oluşacak veya doğal enfeksiyon sonrası oluşan antikorlar arasında bir fark var mı gibi sorularımız var. Bazı yanıtlar geldi. Bir çalışmada, oldukça erken dönemde yapılan bir çalışmada, Çin'de yapılan bir çalışmada, hafif sihirli olgularda daha düşük antikor titrelerinin olduğu, ciddi seyreden olgularda daha yüksek antikor titrelerinin olduğu söylendi. Evet, ne kadar süre bu koruma söz konusu oluyor diye baktığımızda, bir grup 35 yıllık koronavirüs sonuçlarıyla beraber SARS-CoV-2 antikorunda durumun ne olabileceğini ve bu konuyla ilgili çalışmaları değerlendirmişler. 2 aydan sonra düşmeye başlar diyor. Yani kaybolur değil ama düşmeye başlar. Özellikle daha hafif geçiren olgularda. Mevsimsel koronavirüslere baktığımızda bu bağışıklık kaybı 2 ile 12 ayda oluyor diye bir şeyleri var. Belirttikleri bir durum var. Bağışıklıkta antikor yanıtı tabii T ve B hücre yanıtından etkileniyor. Doğal geçirilen enfeksiyon sonrası görülen reenfeksiyonlar bizim rutinde gördüğümüz mevsimsel koronavirüs enfeksiyonlarında izleniyor. SARS-CoV-2'nin de böyle benzer olması bekleniyor. Mevsimsel koronavirüslerde reenfeksiyon sıklıkla enfeksiyondan sonraki 12 ay içerisinde izleniyor. SARS'ın nötralizan antikorlarının 2 yıl, mevsimsel koronavirüs antikor 229E antikorlarının 1 yıl kaldığını hatırlatmışlar. Evet, asemptomatiklerde bir başka çalışmada daha zayıf bağışık yanıt gelişiyor ve IgG düşüşü kaybı daha hızlı oluyor. Aynı şekilde nötralizan antikorların düşüşü ve kaybı daha hızlı oluyor diye bildirilmiş. Bağışıklık stratejileri ve seroepidemiyolojik taramalar açısından bu bilgiler önemli. Konvalesan plazma tedavisi COVID-19'da yardımcı oluyor. Bu potansiyel konvalesan plazma tedavisini yapmak için vericilerin antikor seviyelerine bakmak gerekiyor. Burada önemli bir özellik var, Burçin de vurguladı. Hastaya eğer düşük düzeyde antikor verirsek, suboptimal doz nötralizan antikor verilirse, antikora bağımlı bir aktivasyon hastalığın immünopatolojinin artmasına neden oluyor. Nötralizasyon testleri biyogüvenlik 3 laboratuvara gerektirdiğinden bu konvalesan plazma tedavisinde nötralizan antikorları bakmak gerekiyor ama hızlı sonuç açısından engelleyici oluyor. Bunun için enzim immünoassay testleri, antikor testlerin değerlendirilmesi nötralizasyon testleriyle yapılmış ve bunlar genellikle uyumlu bulunmuş. Onun için kan merkezlerinde bu testlerle konvalesan plazma tedavisi yapılıyor. Örneğin bizim Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi'nde Nisan'dan beri 120 hastaya, tabii bunlar hep ciddi olan hastalar, 206 ünite plazma donasyonu hazırlanmış ve verilmiş.
Evet, bir önemli konu da seroepidemiyolojik çalışmalar. Seroepidemiyolojik çalışmalardan bilmemiz gereken ve önemli olan tarama testlerinde pozitif prediktif değerin yüksek olması gerekiyor. Pozitif prediktif değer ise şeye baktığımızda, formüle baktığımızda duyarlılık, özgürlük ve toplumdaki prevalans ile ilişkili. Bu ciddi bir sorun çünkü antikor prevalansımız dünyada çok yüksek değil. Onun için kullandığımız kitlerin özgürlüğünün çok yüksek olması gerekiyor. Örneğin özgürlüğü %98 bir kit, duyarlılığı da %98 iken eğer toplumda görülme sıklığı %1 ise pozitif prediktif değeri oldukça düşük, yani yalancı pozitifliklere neden oluyor. Ancak bu %15'in üzerine çıkarsa pozitif prediktif değer oldukça yükseliyor. Onun için özellikle özgürlüğünün yüksek olduğu testleri kullanıp prevalansın yüksek olduğunda doğru sonuçlar verdiğini bilmemiz gerekiyor. Türkiye'ye baktığımızda örneğin İzmir'in prevalansını ben biliyorum 7%. Duyarlılığı ne kadar yüksek olsa da oldukça fazla örnekte yalancı pozitif görebiliriz. Evet, biz sadece plazma vericilerinde antikor testleri yapıyoruz. Enzim ümnesi ve kliya satın alma isteğimiz Nisan ayından beri var ama yapılmadı. Temmuz ayı İzmir seroprevalansı daha önce 7%'di demiştim. Şu ara bir seroprevalans çalışması başlayacak. Kasım ayındaki durumu ben de merak ediyorum. Bu testlerden TürkLab-M, TürkLab-G1 Flow testi. Bunların duyarlılıklarının söylendiği gibi daha düşük ama özgürlüklerinin özellikle IgG'nin iyi olduğunu saptadık. Roche total antikor bakıyor. Burada özellikle bir indeks değeri 1 ve indeks değeri 2,5 arasında olanları değerlendirdiğimizde indeks değerini biraz daha yüksek alırsak yani zayıf pozitiflikleri almazsak %90 özgürlük olduğunu görüyoruz. Özgürlük bir de daha düşük oluyor. Euroimmun IgG'nin %96,2 duyarlılığının %100 özgürlüğünün, IgA'nın ise duyarlılığının daha düşük, özgürlüğünün de IgG'ye göre daha düşük olduğunu izledik. ESCMID konferans, koronavirüsle ilgili konferansına bir asistanımız poster sundu. Burada antikor PCR negatif, radyolojik ve klinik bulguları pozitif olan 12 örneğin 48 ve 91 gün sonra alınan serum örneklerinde hastaları çağırdılar, daha sonra baktılar. Burada Euroimmün, Roche ve immünokromatografik testler çalışıldı ve bunların %50'sinde her 3 antikor testinin de pozitif olduğunu gördük. Rehberler, İTSA rehberi, National Institute of Health rehberi, Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve bizim derneğimizin önerilerine baktığımızda akut infeksiyon tanısında post semptom ikinci hafta içinde bakılmaması öneriliyor. Yalnız bu rehberleri özellikle İTSA rehberine baktığımızda kanıtlar çok zayıf. Yani ŞÖ, ÇZK ve ZK hani zayıf şeyler hep burada görüyoruz. Kanıtlar henüz çok zayıf. NIH çok az öneride bulunmuş. Bunlardan biri
tek başına önerilmez diyor antikor testleri. Bunun için kanıt değerini yüksek tutmuş ama uzman görüşü olarak değerlendiriyor. Dünya Sağlık Örgütü, CDC ve Klimut akut enfeksiyonda antikor testlerini önermiyor. Geçirilmiş enfeksiyonda özellikle post semptomatik dönemde 3-4 haftadan sonra bakın antikor testlerini deniyor. Ve bu dönemde bakıldığında duyarlılık ve özgürlük yüksek deniyor. CDC ise akut enfeksiyonun geç döneminde ve plazma vericilerinde öneriliyor. Bu PCR negatif enfeksiyon şüphesi olan olgulara 3-4 hafta sonra bakılması gerekiyor. Kliniklerden genellikle bize istek hemen bakmamız yönünde oluyor. Ama bu doğru bir yaklaşım değil. Seroepidemiyolojik çalışmalarda özgürlüğü yüksek testlerle öneriliyor. Antikor testleri, tüm diğer rehberler ve öneriler de var. İlgen konusunda bir tek İTSA öneri yok diyor. Yani herhangi bir değerlendirmem yok bu konuda diyor. Ama İGA'yı önermiyor. Özellikle özgürlüğü düşük olduğu için. Hem İGM hem İGG bakılması gerek yok diyor İTSA. Bir de özellikle Kawasaki'de içeren multisistem inflamatuar sendromda çocukluk pediatrik grupta görülen hastalıkta İTSA PCR artı IgG antikoru bakılmasına öneriliyor. CDC'de benzer öneriyi yapıyor. İTSA rehberinde kapiller veya venöz kan kullanımı ile ilgili yani sözünü ediyor ama net bir öneri getirmiyor. NIH'te akut enfeksiyon PCR ve antijen önerir diyor. Antikor pozitifliği kişinin bağışıklığını göstermez önerisinde bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü iki farklı antijen içeren testler kullanılabilir önerisinde bulunuyor. PCR pozitifliği veya pozitifliğin yüksek olduğu tahmin edilen gruplarda Klimut yeterince kanıt oluşuncaya kadar longitudinal izlem yani sürekli izlem yapılmasını öneriyor. Kesin COVID-19 olgularında nötralizasyon testi ile paralel çalışmalar Dünya Sağlık Örgütü ve Klimut tarafından öneriliyor. Sonuç olarak geçirilmiş enfeksiyonu gösterdiği için epidemiyolojik ve seroprevalans çalışmalarında anlamlı antikor testleri, konvalesan dönemdeki hastaların plazma vericisi olması için anlamlı, aday aşı çalışmalarının kontrolü için anlamlı ve eğer PCR negatif, BT pozitif veya klinik pozitif olguların tanısı için kullanılacaksa 3. 4. haftadan sonra kullanılması, kullanılmaması gereken yerler akut enfeksiyon ve pozitiflik kesinlikle bağışıklığı göstermiyor. Yani SARS-CoV-2 antikorları, kişisel koruyucu ekipman veya fiziksel mesafe uygulamasında yol gösterici değildir. Onu unutmamanız gerekiyor. Serolojik antikor testlerini karşılaştırmaya çalışıyoruz ama enfeksiyonun zamanına göre değerlendirilmesi gerekiyor. Burada hangi grupta çalışmalar yapılıyor ve bu grubun seroprevalansı ne? Bunlara göre duyarlılık, özgürlük, negatif, pozitif öngörü değerleri değişiyor. Onun için şimdiye kadar yapılan çalışmaların çoğunun kanıt değeri düşük. Seroepidemiyolojik çalışmalarda S proteini daha uygun, kanıt değeri yüksek çalışmalara gereksinim var. Seroepidemiyolojik çalışmalarda ise özgürlüğün %98 üzerinde olması ve enzimimnesey temelli testlerin kullanılması öneriliyor. Kısaca ben bize çok gelen sorulardan söz etmek istiyorum. Örneğin fabrikada antikor testleri kullanalım mı? İşte spor takımında hani maça çıkmadan önce PCR testi, antikor testi soruları geliyor. Şimdi PCR testi anlamlı taramalarda negatifse kişi çalışır fabrikada ya da maça çıkar ve periyodik test yani sürekli test yapmanız gerekiyor. Pozitif ise izolasyon. Ancak antikor testine baktığımızda negatifse çalışır maça çıkar ama
Pozitif ise ortada kalıyoruz. PCR gerekiyor. Yani burada bu gruplarda antikor testi yapılmasına aslında gerek yok. Yol gösterici değil. Burçin'in de söylediği gibi kişinin hani eczaneden alıp internetten sipariş edip parmaktan kanla yapabileceği testler var. Ama tabii bunların sıkıntıları var. Kişi hastaysa anamnezi, laboratuvarı, radyolojik bulguları, testleri her şeyin değerlendirilmesiyle tanı konuluyor. Ancak kendi başına gidip test yaparsa sonucu nasıl değerlendirecek, doğru yorumlayacak mı, gerekli adımları arkasından atabilecek mi, evde yanlışsa panik durumu olabilir. Test negatif ise erken dönemde bakmış olabilir. Benim bir şeyim yok deyip rahatlayabilir. Bu önemli bir durum tabii. Testin duyarlılığı düşük. Yaşasın benim bir şeyim yok, izolasyona gerek yok diye düşünebilir. Ya da hasta değil, merak nedeniyle yapılıyorsa seroprevalansı düşük toplumlarda yalancı pozitiflik yüksek ve hızlı testin duyarlılığı düşük. Yalancı güven hissi, pozitifim, oldum geçti, önlemleri gevşetebilirim veya negatifi aslında kişi doğru yorumlayabiliyor mu? Onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, ben viroloji seroloji laboratuvarında çalışan tüm teknisyen arkadaşlarımızın emeklerine teşekkür ediyorum. Ve partnerim yeni emekli olan Profesör Doktor İmre Altuğ'yu da buradan anmak istiyorum.